Efendim bugün etiketimiz içi boş. Bir izleyicimiz bunu başından daha tespit etmiş ve diyor ki maalesef içi boşaltılan kelimelerle kurulmuş cümlelerle doldu hayatımız. Tam da öyle aslında. Stendhal'ın söylediği gibi sözcükler adeta gerçekleri gizlemek için kullanılır oldu. Ve bu ifadenin gücünü yeniden bulması, aynı zamanda güvenin, herkesin birbirine güveninin tazelenmesi çok zaman alabilir. Efendim, şimdi Marmaris yangınına bir bakalım. Biliyorsunuz söndürüldü ama yine içimiz yandı. Ağaçlarla birlikte yangınla mücadelede bir sorun var. O da ne? Şimdi göreceksiniz. Çünkü bu mücadele sözleşmeye takıldı. Lojmandaki aileleri Marmaris lojmanlarına götüreceğiz. Gece görüş helikopterlerin sözleşme süresi dolduğundan şu anda herhangi bir şekilde havadan da müdahale edilemiyor. Çocuklar, çocuklar şuraya bak, çok felaket. Her yerden ateş çıkıyor ya, her yerden ya. 19 saat sürdü Marmaris'teki yangın. Gece boyunca yine havadan müdahale edilemedi. Alevler Aksaz deniz üstüne doğru ilerledi. Askeri lojmanlar tahliye edildi. İddiaya göre gece görüş helikopterlerinin kullanılmamasının sebebi 20 Eylül'de sözleşmenin sona ermesiydi. Bir gün sonra 21 Eylül'de çıktı yangın. Gece görüşlü helikopterimiz olmadığından kaynaklı ki bununla da ilgili aldığımız duyumlara göre de 2 gün önce sözleşmesi sona ermiş ve yangın sabaha kadar devam etti. Marmaris yanarken ormandan sorumlu bakan özel jetle Adıyaman'da ne işin var? Gece yangına müdahale eden helikopterler neden sözleşmeleri, süreleri bitti ve gönderildi? Marmaris'teki yangın bölgesine giden milletvekilleri Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi'ye gece görüş helikopterlerinin sözleşmesini sordu. Yazın başında günlerce süren orman yangınının ardından kiralanan helikopterler yangının sonuna da olsa yetişebilmişti. Ancak o helikopterlerin sözleşme süresi iddiaya göre 20 Eylül'de doldu. Bu sözleşme bitmişse bunun uzatılması lazım. Eğer devlet kendi cumhurbaşkanına 10 uçak alabiliyorsa gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de mutlaka alabilmeli. Gün boyu havadan ve karadan müdahale edildi alevlere ama ne yazık ki yeterli olmadı. Akşam saatlerinde ise havadan müdahale tamamen durdu. Orman yangınlarını söndürmek için gece görüşlü helikopter kiralayamıyoruz. Ama beyefendi özel jetle fıldır fıldır geziyor. Yangın kontrol altına alınmış olsa da tehlike hala geçmiş değil. Alevlerin söndürüldüğü bölgelerde dumanlar tütmeye devam ediyor. Rüzgarın şiddetlenmesiyle birlikte bu tüten bölgeler yeniden alev alabilir ve risk ortaya çıkabilir. Marmaris yangınını kovanların yanında ateş yakan bir arıcının çıkardığı belirlendi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 85 yaşındaki M.Y.'ye ev hapsi verildi. Muhalefet ise son yıllarda hemen her yangında olduğu gibi gece görüş helikopteri sorusuna yanıt arıyor. Yangın sezonu devam ederken bu helikopterler neden gönderildi? Efendim bu bakanlığın da bütün bu uygulamalara, bu performansa bakılırsa eğer bu bakanlığın da içi epeydir boş. Yani Tarım veya Orman Bakanı olarak zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bakan Kirişçi, yani Tarım Bakanı mı, Orman Bakanı, belki ikisi de değil. Tarım veya Orman Bakanı ya da ikisi de değil. Bu arada neden bahsediyor? Neden ikisi de değil belki diyorum. Çünkü kendi alanıyla ilgili olmayan şeylerden bahsediyor. Mesela şimdi bu Adıyaman konusu gördünüz. İlgili olmadığı bir yerde bir özel jetle. Birkaç gün önce de ne demişti? Efendim işte oylarınıza dikkat edin filan manasında. Bu işin öbür dünyası var, ahirette sorulur. Yani inancı siyasete bulaştırmak. Bu inancı siyasete bulaştırma işi, olayı, eğilimi, siyasete karıştırma eğilimi bir Hristiyan taklididir. Hristiyanlık taklididir, ben söyleyeyim size. Çünkü bütün bu ortaçağ engizisyon mahkemeleri filan, bu adamların orada sekülerizme, laikliğe filan yönelmelerinin sebebi bu. İçinden çıkılamadığı için. Avrupa'da yaşanan rezaletler filan.